ya, of, bu mağaradan çok sıkıldım ben. Her gün bu mağaradayız. Evimize dönmek istiyorum ben baba. Benim canım oğlum, sen hiç merak etme oğlum. En kısa sürede evimizi tamir ettirip oraya yerleşeceğiz oğlum. Ben de bu mağaradan çok sıkıldım bey. Burası çok rahatsız. Bu mağarada hiçbir şey yok ya. Sadece oyuncaklarım var. Bu taşın üstüne yatmaktan sıkıldım. Yeter. Oğlum sakin ol benim canım oğlum. Sizi en kısa sürede mağaramızdan çıkaracağım. Hadi ailem, sizinle gezmeye gidelim. Hep mağarada kalmak olmaz canım ailem. Gezmeye mi gidiyoruz? Yaşasın yaşasın, hadi gidelim. Atlayın bakalım sırtıma, sizi biraz gezintiye çıkaracağım. Hadi ailem, gidiyoruz, gezmeye gidiyoruz. Arkadaşlar, yardımınıza ihtiyacımız var. Bizim evimiz yandı ve ailecek sokakta kalmak zorundayız. Sizden tek istediğim kanalımıza abone olmanız ve bu videoya like atmanız. Ne olur, sokakta çok üşüyoruz. Çocuklarım çok üşüyor. Ne olur abone olarak bize yardım edin. Hadi videoya devam edelim. King Kong, neredesin kardeşim? Dışarı çık. King Kong, neredesin? Allah Allah, evde yok galiba. King Kong, neredesin kardeşim? Aa, burası ne böyle? King Kong'la burada mı yaşıyor? Burası çok kötü bir mağaza. Burada nasıl yaşıyorlar? King Kong kardeşim, hadi çık dışarı King Kong. Lan ne oluyor burada? Korkunç dev, sen ne yapıyorsun burada? Ben King Kong'u çağırmaya geldim. King Kong evde yok. Allah Allah, nereye gitmiş ki ya? Ben de onu çağırmaya gelmiştim kardeşim. Godzilla, burası çok kötü bir mağara. Onlar burada nasıl yaşıyor? Evet kardeşim, gerçekten çok küçük ve kötü bir mağara ya. Evlerine taşınsalar keşke. Godzilla kardeşim, biz onların evini tamir edelim mi? Çok iyi bir fikir aslında korkunç dev ya. Sonuçta King Kong bizim kardeşimiz ya. Onun evini tamir ettirelim. O da evine geri dönsün. Evet Godzilla, hadi gidelim King Kong'un evini tamir edelim. Hadi. Tamamdır kardeşim, hadi atla sırtıma götüreyim. Gerçekten mi? Beni sırtına alır mısın? Ama ben korkarım sırtından. Yüksekten korkarım ben. Bir şey olmaz kardeşim ya. Hadi atla gidelim bir an önce. Ona sürpriz yapacağız. Hadi beni yap sırtına. Hadi benden sırtına, götür bizi. Hadi gidiyoruz kardeşim. Hadi sıkı tutun, sakın düşme bak. Yavaş git Godzilla, ben korkuyorum yüksekten. Yavaş git. Korkmana gerek yok kardeşim ya. Allah Allah, tutun düşmezsin düşmezsin. Hadi bakalım. The King Kong'un evine geldik. Evi The King Kong'un evine geldik. Evi yanıyor. Evet ya, evi cayır cayır yanıyor. Bu evi tamir etmemiz lazım. Evet, bu evi tamir edelim. King Kong evine geri dönsün. Evet ya kardeşim, hadi insene sırtımdan. Belim ağrıdı ya. Kaç kilosun sen? Ben tam tamına 250 kiloyum. Ne? 250 kilo mu? Oğlum in lan, belim koptu. Tamam iniyorum. Hadi tamir edelim şu evi. Tamamdır, işte sonunda tamir ettik evi. Çok güzel oldu. King Kong bu evi görünce çok sevinecek. Aynen, King Kong çok sevinecek. Hadi ona gidelim, bu müjdeli haberi verelim. Hadi gidelim, sırtına biniyor. Oğlum çok ağırsın ya. Neyse hadi bin bin, götüreyim seni. Yaşasın. Ay hayatım, ne iyi ettik de geldik buraya ya. Vallahi piknik yapmayı çok özlemişim. O mağarada çok sıkılmıştım. Evet karıcığım, iyi ki gelmişiz buraya. Baksana bir sürü yemeğimiz var. Tavuk, kola, pasta, her şeyimiz var. Ay oğlum, topla oynarken dikkat et, sakın düşme bak aşağıya. Ben düşmem anne ya, şu hareketime bak. Hoppa, nasıl atıyorum yukarıya, görüyor musun anne bak. Hoppa, çok iyi oynuyorum ben ya. Düşmem ben anne, sen merak etme sakın. Oğlum sakın kenara yaklaşma, düşebilirsin. Hayır baba ya. Düşmüyorum ben, baksana düşmüyorum. Baksana ben düşmem ya. Allah Allah, bir şey olmaz mı? King Kong hadi çık kardeşim, sana bir sürprizimiz var. King Kong evde yok galiba. Godzilla nerede bu? Allah Allah ya, gezmeye falan mı gittiler? Ne yaptılar, evde yoklar ya. Galiba gezmeye gitmiş bunlar. Evde kimse yok. Hop işte, böyle yakalarım. Çok iyi oynuyorum ben ya topu. Hoppa, işte bu be. İşte bu, hoppa. Hayır, benim oğlum düştü. Hayır, oğlum, canım oğlum. Hayır. Hayır oğlum. Hayır bey, düştü. Lanet olsun. Benim oğlum aşağıya düştü. Biliyordum böyle olacağını. Biliyordum, ben ona söylemiştim. Hayır. Ne yapacağız bey? Ne yapacağız? Aşağıya nasıl ineceğim? Ben de mi atlasam? Canım oğlum. Hayır, nasıl düştün oğlum?
Daha önce oğlumu kaybetmiştim. Bir kez daha olmaz. Hayır. Bu sefer oğlumu kaybedemem. Hayır. Oğlumuz öldü. Hayır oğlum. Hayır. Hiçbir yerde göremiyorlar. Burada yoklar. Nerede bunlar? Allah Allah, göremiyor. İşte gördüm onları. Oradalar. Yukarıdalar. Yukarıdalar. Götür bizi. Yukarıdalar mı? Tamam, götürüyorum hemen. King Kong kardeşim, sana bir sürprizimiz var. King Kong. Lanet olsun. Benim canım oğlum. Nasıl düştü? Ne oluyor burada ya King Kong? Ne oluyor, anlatsanıza. Ne oluyor burada? Canım oğlum. Ne oldu King Kong kız? Neden ağlıyorsun? Söylesene ya. Ne oldu burada? Söyleyin be. Çatlatmayın adamı. Godzilla. Korkunç dev kardeşim. Neyi yattınız da geldiniz? Benim çocuğum aşağıya düştü kardeşim. Şu anda ölmüş olabilir. Ne dedin? Aşağıya mı düştü dedin? Olamaz. Hayır. Bebeğiniz aşağıya mı düştü? Hayır. Ben onu çok seviyordum. Ben de şimdi aşağıya atlayacağım. Ben onsuz bir hiçim. Hadi gidiyorum ben. Hayır, dur, atlama, ölürsün. Aynen kardeşim, atlama sakın ya, ölürsün. Bir şekilde inmeye çalışalım. Hayır kardeşim, ben gidip bebeğimi kurtaracağım. Onu ölmeden oradan alacağım. Ben onsuz bir hiçim, anladınız mı? Atlıyorum şimdi. Hadi bay bay. Lanet olsun, atladı. Hayır. King Kong atlayırsa ben de atlarım. Anca beraber, kanca beraber. Hadi gidiyorum ben. Hayır durun, ne yapıyorsunuz, salak mısınız, öleceksiniz. Hayır kardeşlerim, atlıyorsa ben de atlarım o zaman. Hadi gidiyorum ben de, atlıyorum, bekleyin. Benim canım oğlum, dayan, sakın ölme oğlum, tamam mı? Ben geliyorum. Kardeşim. Korkunç dev kardeşim, benim için aşağıya mı atladın? Sen benim ölümüne dek kardeşimsin korkunç dev. Anca beraber, kanca beraber kardeşim. Sen benim kardeşimsin. Geliyorum. İşte geldim. Nasıl? Beni yalnız bırakmadınız. Siz benim kardeşlerimsiniz. Ölümüne dek kardeş olarak kalacağım. Hadi senin bebeğini alıp hastaneye götürelim. Aynen, bunları sonra konuşuruz. Önce şu bebeği hastaneye yetiştirelim. Ne oldu, durumu iyi mi? Bacağım. Baba, bacağım. Buradan nasıl çıkacağız kardeşim? Burası çok yüksek. Buradan nasıl çıkacağız? Ne yapacağız biz buradan? Ne yapacağız biz? Atladık ama buradan nasıl çıkacağız? Burası çok yüksek. Salak gibi atladık buraya. Şimdi nasıl çıkacağız buradan? Burada kaldık ya. Ne yapacağız şimdi? Hepimiz burada öleceğiz. Madem hepimiz burada öleceğiz, size son kez bir şey söyleyeceğim kardeşlerim. Ben sizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin. Ben de sizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin. Anca beraber, kanca beraber. İşte kardeş olmak bunu gerektirir. Gerekirse beraber yaşarız, gerekirse beraber ölürüz kardeşlerim. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmadığınız için size teşekkür ederim kardeşlerim. Oradan ne? Bir şey geliyor. Kavdan bir şey geliyor. Yaşasın. Ölüyorum baba. Baba, ölüyorum. Dayan oğlum. Dayan benim canım oğlum. Helikopter geliyor. Şimdi kurtaracak seni. Ne olur dayan oğlum. Evet arkadaşlar, Türk polisi olarak her zaman yanınızdayız. Kötü gününüzde, iyi gününüzde hep size yardım edeceğiz. O yüzden hemen şu çocuğu hemen bindirin helikoptere. Türk polisi her zaman böyle ezilenlerin yanında olur. Ben Türk polisini çok seviyorum. Polisler ölmez, vatan bölünmez kardeşim. Hadi götürelim. Tamamdır, çocuğu aldık. Şimdi sizi sırayla yukarıya çıkaracağız. Helikoptere tutunacaksınız. Anlaştık mı? Hadi gidiyorum ben. Tutundum ben, gidiyorum. Hadi. Hop, basket. İşte bu. Basket be. Basket atıyoruz. Kanka bakma, izle, şimdi nasıl atacağım basketi. Bak, izliyor musun? İzle oğlum, izle bak. Hoppa. O da bir şey mi oğlum? Sen beni izle şimdi bak. Nasıl atıyorum basketi? İzle izle, seyret. Hop, şöyle geriliyorsun. Hoppa. Lan kötü attım ya. Basketi ben atıyorum bak. Hoppa. Boyum yetmiyor ya. Boyumuz yetmiyor kanka. Neyse kanka, ben eve gidiyorum.
Annem kızıyor, geç kalmamam lazım. Tamam kanka, ben de gidiyorum eve. Hadi görüşürüz. Yani o geç kanka, hadi bay bay. Bugün çok oyun oynadım ya, eve gideyim. Aa, bu da ne? Bu nasıl bir makine böyle ya? Çok değişik. Oyun makinesi galiba. Bunu buraya kim koymuş ya? Üzerinde Freddy'nin resmi var. Galiba bu Freddy'nin makinesi. Çok garip ve büyülü bir makineye benziyor. En iyisi sahibi gelmeden şunda biraz oyun oynayayım. Nasıl oynanıyor ya? Ah, bu da ne lan? Bu ses ne? Allah'ım, ne oluyor? Değişik şeyler oluyor. Aa, bu da ne böyle? Sen benim ikizim misin? Bu ne? Allah'ım inan. Bu da ne böyle? Sen de kimsin? Nereden çıktın sen? Aynı bana benziyorsun. Ben senin ikizinim. Ben artık klonum ve insan değilim. Ne istersen onu yaparım. Arkadaşlar, bu ekrandakiler kanalımıza abone olup like atanların listesi. Siz de bu listede olmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey abone olmak ve like atmak arkadaşlar. Ayrıca bu listedeki herkesin kanalına abone oluyorum. Hadi videomuza devam edelim. Nasıl yani? Ben anlamadım şimdi ya. Sen benim klonum musun? Evet, ben bir klonum ve emirlerini yaparım, uygularım. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Bu gerçek olamaz. Ben zaten gerçek değilim. Ben klonum. Yani gerçek olan sensin. Ben sadece bir klonum. Anladım ya, ama bu çok saçma bir şey ya. Ne dersem yapacak mısın? Evet, ne dersen yapacağım. O zaman sana şimdi emir veriyorum. Birazdan okulda dersin başlayacak. Benim yerime sen gireceksin. Yani ben girmeyeceğim. Benim yerime sen gir, tamam mı? Tamam, emredersin. Hadi derse girelim o zaman. Yaşasın. Çocuklar, bugünkü dersimiz matematik. Tahtaya yazdığım soruyu herkes cevaplasın bakalım. Sorunuz 5 artı 5. Herkes yorumlara 5 artı 5'in cevabını yazsın. Herkesin yorumuna kalp bırakılacak. Evet, sınıftakilere soruyorum şimdi de. Var mı bilen bakalım? Ben biliyorum. 5 artı 5 o neden? Vay, süper tepe göz. Oğlum, harbiden de bildin ha. Sen tembeldin. Nasıl bildin bu soruyu? Çalıştım hocam. Aferin oğlum. Öğretmenim, tuvalete gidebilir miyim? Ferdi, tuvalete mi gideceksin oğlum? Bir çişini tutamıyorsun ya. Hadi bakalım, git, tamam. Sağ ol öğretmenim. Gidiyorum ben. Aa, süper tepe göz. Sen sınıfta değil miydin? Nasıl buraya geldin hemen? O ben değildim oğlum. O benim klonumdu. Benim yerime derse girdi. Nasıl ya? Oyun beni kandırma ya. Nereden çıktın sen? Oğlum, diyorum ya, ben bir makine buldum. Klonlama makinesi. Kendimi klonladım ve benim yerime derse girdi. Aa ya, doğru mu bu? Ben de istiyorum doğruysa. Hadi beni de klon ya. Tamam, hadi gidelim de klonlayayım seni. Beni takip et bu taraftan. Bir açalım da çıkalım. İşte makine burada. Oğlum, nasıl bir makine bu? Şuradaki kırmızı düğmeye basıyorsun. Sonra seni klonluyor. Hadi yapıyorum. Boyum da yetmiyor ama neyse, basıyorum tuşa. Ben klonum. Ben klonum. Kardeşim, oldu, gördün mü? Bak, klonun geldi. Harbiden ne? Geldi ya. Hadi klonlarımıza bir şey yaptıralım. Oğlum, bence ben boyu benim yerime derse göndereyim. Sonra biz seninle parkta oyun oynayayım. Aynen aynen. Klonlarımız bizim yerimize derse girsin. Biz de oyun oynarız. Tamam kanka, hadi eve gidelim ya. Anne baba, ben geldim. Oğlum, niye geldin? Bugün okul yok mu? Ay oğlum, evet, niye geldin ya? Derste olman gerekiyor senin. Ben bir makine buldum ve kendimi klonladım. Sonra klonum benim yerime derse girdi. Ay oğlum, derse girmemek için yine mi yalan söylüyorsun ya? Bari düzgün bir yalan söyle de inanalım. Aynen oğlum, düzgün bir yalan söyleseydin bari. Ne klonu ya? Vale variye, toruncuğum benim. Benim güzel torunum. Valla yalan söylemeyi de bilmiyorsun ha. Klon diye bir şey yoktur ya. Hayır, var. İnanmıyorsanız gelin göstereyim. Oğlum, yalan söyleme. Evet oğlum, yalan söyleme. Klon diye bir şey yok. Vale variye, klonlar filmlerde olur ya. Sen çok film izliyorsun galiba. Hayır dedeciğim, baba, anne ya, bana inanın. Gerçekten klon makinesi buldum. Tamam oğlum, göster bize. Hadi uçarak gidelim. Herkes bindi mi? Uçuyoruz. Valla oğlum, hadi uçun ya. Valla sıkılmayacağım ha. Ay, arada sıkıştım ya. Ay, hadi uçur. Uçuyoruz.
Oğlum makine nerede? Babacım makine ileride, sür biraz daha bizi. Tamam. Makine burada. Babacım işte makine bu. Bu nasıl bir makine ya? Ay çok değişik bir makine. Önce ben deneyeceğim. Kendimi klonlayacağım. Deniyorum. Hadi bakalım. Ne oluyor bana? Aa, klonlandım. Makine gerçekten de çalışıyor. Ula ula, sende nasıl iki tane oldu oğul ya? Ula ben de deneyeceğim ha, çekilin bakayım. Ula ben de şimdi var ya kendimi klonlayacağım ha. Hadi makine beni klonla bakayım. Ula ula var ya makine çalışıyor ha, ben klonlanmışım ha. Ula ne dik dik bakıyorsun, ula döverim seni ha. Dik dik bakma lan bana. Ula sen bana bakıyorsun ya, klon musun nesin ya? Oğlum bak benimle öyle ters ters konuşma ha. Klon mulum demem ula yere çarparım seni ha. Ula oğlum bana dik dik bakmasana lan. Ula var ya o gözünü oyarım lan senin. O tepe gözünü çıkartırım ha. Tek gözlü sensin lan, tek gözlü. Sen kime tek gözlü diyorsun lan? Seni geberteceğim. Ay kesin kavga etmeyin ya. Siz klonsunuz, kardeşsiniz. İkiniz de aynısınız, durun ya. Ula senin hesabını sona keseceğim ha. Tek gözlü yaratık seni. Ula ne bakıyorsun lan dik dik? Ula seni öldüreceğim ha. Ula sen bana dik dik bakıyorsun. Al ulan sana. Ula seni geberteceğim ha. Ula ben seni geberteceğim. Sen bana bakıyorsun. Al ulan sana. Ulan sen bana nasıl dik dik bakarsın lan? He? Senin var ya. Şimdi kafanı eriteceğim ha. Sana al ulan sana. Demek bana dik dik bakarsın ha. Seni klon bulun demeyeceğim. Ula öldüreceğim. Al ulan sana. Al ulan klon. Ula senin var ya. Sen vuruyorsun ha bana. Ula seni geberteceğim ha. Olamaz. Babam hala klonuyla kavga ediyor. Onları ayıralım. Hangisi klon, hangisi gerçek bilmiyoruz ki. Ne yapacağız şimdi? İkisinden birini öldürmemiz gerekiyor. Evet ama hangisini öldüreceğiz? Ya yanlış tepe göz babayı öldürürsek? Ulan sen bana dik dik bakıysan ha. Ben şimdi seni öldüreceğim. Sen bana dik dik bakıysan al ulan sana. Al ulan, gördün mü seni var ya. Öldüreceğim seni. Öldüreceğim. Klon mulon demeyeceğim. Gel buraya. Al ulan. Seni var ya. Öldüreceğim seni, klon demeyeceğim sana. Al ulan sen öleceksin. Ha ha. Ulan sen beni klonimsin. Ula seni öldüreceğim. Sen nasıl bana dik dik bakarsın? Ula sizden kaç tane vardır ya? Ula klonlar çoğalmıştır ha. Şimdi hepinizi öldüreceğim sizin. Siz bana dik dik baktınız ha. Bana dik dik bakanı ula var ya, kafasını kopartırım ha. Sizi gidi iki tane dingil klonu sizi. İkinize de öldüreceğim. Yanın ula. Benden kimse kaçamayacak. Ula seni yakacağım. Ula ormanı da yakacağım. Seni de yakacağım. Ha. Sen bana dik dik bakıyorsan ha. Benimle dik dik konuşuyorsan. Al ulan sizi ula şerefsizler. Al ulan sana. Seni oraya zıplatacağım ha. Seni eriteceğim. Sen bana dik dik baktın. Ula kafanı koparacağım senin. Ula seni var ya, kafanı koparacağım. Sen bana baktın. Dik dik baktın sen bana. Ula var ya, ben çok sinirlenmişim ha. Sizi ula öldürmeden bırakmayacağım. Bence biz karışmayalım. Kim kazanırsa kavgayı, o gerçek tepe gözlü. Ay evet hayatım, doğru söylüyorsun ya, biz karışmayalım. Ula sen buraya gel, ula sen bana dik dik bakmışsın ha. Şimdi seni öldüreceğim. Ula al ulan sana, ula uçuracağım seni ha. Sen bana bakıysan, dik dik bakıysan, ula kafanı keseceğim senin. Gel buraya ula var ya, seni öldüreceğim şimdi, al ulan sana. Aynen aynen, klonlarımız bizim yerimize derse girsin, biz de oyun oynarız. Emye dersiniz efendim, sizin yerinize derse gireceğim. Tamam klon, benim yerime derse gir tamam mı? Biz hatta oyun oynayacağız, sakın çaktırma, tamam efendim. Hadi gidelim. Hocam ben tuvaletten geldim, uçuyum. Geldin mi oğlum? Tamam Ferdi, sen tembel bir çocuksun. Matematiğinde çok kötü. Bu soru sana geliyor. Artı 6, 6, artı 6. Hocam cevap 12. Ne? Oğlum sen bu soruyu nasıl bildin? Sen tembel bir çocuksun. Allah Allah, kopya mı çektin? Hayır hocam, çok kolay, 12. Allah Allah ya, neyse doğru cevap 12, aferin. Kanka klonlarımız zaten şu anda derste. Hadi biz eve gidelim. Evet canım ailem, hepiniz toplanın bakalım. İçinizden birine bugün sürprizim var. Sürpriz mi? Ne sürpriz aşkım? Evet.
Evet babacığım, ne sürpriz, yoksa bana silah mı aldın? Hayır oğlum, silah falan almadım. Silahtan daha güzel bir şey. Duyduğunda çok şaşıracaksın. Allah Allah, ne oldu ya babacığım, ne aldın bana, yoksa araba mı aldın? Hayır oğlum, daha da güzel bir şey. Duyduğunda o kadar şaşıracaksın ki, yani çok sevineceksin. Babacığım merak ettim, neymiş sürprizim, lütfen gelsin hemen. Ay evet aşkım, ben de merak ettim, neymiş bu sürpriz? Evet biliyorum, çok heyecanlısınız ama beklemeniz lazım. Sürpriziniz şu anda yolda, birazdan gelir. Yaşasın ya canım babacığım, bana sürpriz yaptın, çok teşekkür ederim. Dur oğlum, hemen teşekkür etme ya, sürprizi bir gör önce, sonra teşekkür edersen. Ay ben de merak ettim Kerem. Maalesef Aslı Poles, bu sürpriz sana biraz uygun değil ama çocuğumuz çok sevecek. Ay hadi bakalım. Dindan dindan. Heh, kapı çal da bakalım sünnetçi, ay pardon, sürprizin gelmiş mi? Ne, babam sünnetçi mi dedi, ben mi yanlış duydum? Oğlum dili sürçmüştür, korkma. Evet oğlum, işte karşında, sürprizim burada. Ne babacığım, bu muydu sürpriz, bu nasıl bir sürpriz ya, anlamadım. Evet oğlum, büyüdün, kocaman adam oldun, sünnet olma vaktin geldi artık senin. O yüzden ben de sana sürpriz olarak sünnetçi çağırdım. Evet, burada sünnet olmayan bir çocuk varmış, nerede bakayım, o onun içinde sünnet edeceğim. Ne, sünnet mi? Hayır, ben sünnetten çok korkuyorum. Bana bak sünnet çocuğu, eğer sünnet olmazsan adam olamazsın, anladın mı? Gel bakayım buraya sen. Evet oğlum, sünnetçi doğru söylüyor. Eğer sünnet olmazsan büyüyemezsin, adam olamazsın. Babacığım hayır, ben daha çocuğum ya, sünnet falan olmak istemiyorum. Ay evet Kerem, korkuyorsa bırak olmasın. Öyle şey olur mu ya? Allah Allah, o kadar sürpriz yaptık, sünnetçi getirdik yani. Hadi hadi naz yapma, gel bakalım buraya. Sünnet edeceğim seni. Hayır anneciğim babacığım, olamaz, sünnet olmak istemiyorum. Merak etme yavrucuğum, hiç acımayacak. Ya böyle sünnet mi olur, koskocaman testere getirmiş yanında, testereyle sünnet mi yapılır? Endişelenme oğlum, bu şehrin en iyi sünnetçisini buldum senin için, hiç merak etme sen. Aynen öyle, ben bu şehrin en çok sevilen sünnetçisiyim, en iyi sünnet testereyle yapılır. Hayır ya, testereyle falan sünnet olmayacağım ben, tamam mı? Sen çok naz yapmaya başladın, gel bakayım buraya ufaklık. Anneciğim babacığım hayır. Gel buraya ufaklık, sünnet olmaktan kaçamazsın. Kerem aşkım bir şeyler yap, durdursa sünnetçiyi. Allah Allah, ne olacak hayatım, sünnet olsun işte, aradan çıksın bitsin gitsin yani. Ay çocuk korktu Kerem, boşver sonra olur. Of ya, o kadar sürpriz yapmışsam, neyse tamam. Hayır olamaz, köşeye sıkıştım, ne olur sünnetçi abi, ne olur kıyma bana. Gel bakalım buraya, şimdi sünnet zamanı. Arkadaşlar askerlerimiz gece gündüz demeden bizim için nöbet tutuyorlar. Bu videoya like atın, kanalımıza abone olun, askerlerimize desteğimizi gösterelim. Hadi bakalım, yaptıysanız videomuza devam edelim. Yapmadıysanız da canınız sağ olsun. Hayır olamaz. Hiç boşuna ağlama, sünnet olacaksın. Tamam tamam sünnetçi, dur bekle, çocuk şimdi korktu, sen git sonra yaparız hadi. Bana bak Kerem komiser, ben sünnet etmeden gitmem, anladınız mı beni? Sünnetçi tamam ya, Allah Allah, sonra yaparsın diyoruz, hadi git sen buradan. Neyse bir dahakine yaparız artık. Babacığım çok sağ ol. Çok korktum. Tamam oğlum, sana bir sürpriz yaptım ama demek ki sürprizi beğenmedin yani, neyse. Babacığım bu sünnetçi çok korkunç ya, testeresi var elinde, ne olur sünnet olmayayım ben. Sünnet olmadan olur mu oğlum ya, neyse şimdilik olmayacaksın, hadi bakalım okula git, sen geç kalma. Tamam babacığım, hadi gidiyorum ben okula. Oh be, ucuz yırttık gerçekten. Of ya, az kalsın sünnetçi gerçekten sünnet ediyordu beni. Neyse okula gideyim ben. Evet çocuklar, eksik birini görüyorum, kim bakalım o gelmeyen hergele. Öğretmenim galiba bebek asker gelmemiş. Demek bebek asker benim dersime geç kaldı. Öyle mi? Ulan o bir gelsin, ben ona yapacağımı bilirim. Öğretmenim kusura bakmayın, geç kaldım. Vay vay vay, seni ergele seni. Demek dersime geç kaldın, öyle mi? Öğretmenim vallahi kusura bakmayın, başıma çok kötü şeyler geldi, o yüzden geç kaldım. Demek başına kötü şeyler geldi, söyle bakalım biz de bilelim, ne geldi başına? Öğretmenim sünnetçi geldi, beni sünnet etmeye çalıştı, çok korktum. Ne? Sünnet olmaktan mı korktun? Sen sünnet olmadın mı yani?
Hayır öğretmenim, çok korktum. Sünnetçi çok korkun. Evet çocuklar, aranızda başka sünnet olmayan var mı bakalım? Hayır öğretmenim, ben sünnetçiden hiç korkmadım. İttim sünnetimi oldum. Valla öğretmenim, ben de gittim hiç korkmadım ya. Hatta ben kendi kendimi sünnet edecektim. Valla izin vermediler ya. Evet çocuklar, ben de bir zamanlar küçükken sünnetçiden hiç korkmamıştım. Öğretmenim, ben sünnet olmadım. Ne, sünnet olmadın mı? Nasıl olur bu? Öğretmenim, ben kızım. Kızlar sünnet olmaz ki. Allah Allah, ilk kez duyuyorum. Neyse evladım, bak gördün mü? Herkes sünnet olmuş, sen olmadın bir tek. Ama öğretmenim, görmeniz lazım da sünnetçinin elinde koskocaman bir testere vardı. Seni yalancı seni, korktum demiyor da sen... Bana bak evladım, eğer sünnet olmazsan benim gibi büyüyemezsin, adam olamazsın, anladın mı? Nasıl yani öğretmenim? Eğer sünnet olursam sizin gibi olabilir miyim? Aynen öyle, eğer sünnet olursan benim gibi olursun. Hayır! Seni hergele, geç bakayım yerine, yoksa sana girişeceğim şimdi. Of ya, neyse ki sağ salim sınıfa gelebildik yani. O sünnetçiden kurtulduğuma çok seviniyorum. Umarım o bir daha karşıma çıkmaz ya. Sünnet olacaksın. Ne? Sünnetçi? Nasıl olur? Gel buraya, sünnet olacaksın. Hayır, olmayacağım işte, olmayacağım. Sünnet olmadan kurtulamazsın. Hayır, olamaz. Sünnet olmak istemiyorum. Olmayacağım. Olacaksın, olacaksın. Seni hergele seni. Benim dersimle uyumaya utanmıyor musun? Kalk diyorum sana, kalk. Hayır, olmayacağım. Sünnet olmayacağım. Aa. Evladım, ne sünneti? Kalk diyorum sana, kalk. Ha, öğretmenim? Seni hergele. Benim dersimle nasıl uyursun ha? Nasıl? Uyuyor muydum ben? Bunların hepsi rüya mıydı? Oh. Geç bakayım tahtaya. Sana ceza vereceğim. Of öğretmenim ya, of. Neyse, en azından sünnet olmuyorum. Hepsi rüyaymış yani. Evet, şimdi cezanı açıklıyorum. Cezan geliyor. Sünnet. Hayır sünnetçi, olamaz, yine mi sen? Eğer sünnet olmazsan benden kurtulamazsın. Hayır, bırak artık peşimi. Sünnet falan olmayacağım. Olacaksın. Sünnet olmazsan büyük adam olamazsın. Aynen öyle. Sünnetçi doğru söylüyor. Evet sünnetçi, yap sünneti. Ay yüzük, testereyle kesiyorlar. Hayır yapmayın, ne olur öğretmenim, sünnetçi abi. Bu sefer kaçamayacaksın. Gel bakalım. İşte böyle. Sonunda sünnet olup büyük adam olacaksın evladım, dayan. Öğretmenim, yalnız bu kadar büyük testereyle sünnet olmaz yani, bir şey olmasın çocuğa. Valla valla, bu çocuğa ne olacak böyle ya, valla kasıyorlar çocuğu ya. Merak etmeyin, hiçbir şey olmaz. Aa, hayır, ölüyorum galiba. Aa. Bak gördün mü, korkmana hiç gerek yokmuş, işte bu kadar, işlem tamam. Aa, ölüyorum. Doktor çağırın. Aa. Artık sünnet oldun. Sen de büyük adam olabileceksin. Hadi ben kaçar. Aferin evladım. Sünnet oldun. Artık sen de büyük adam olacaksın. Ölüyorum. Annemi çağırın. Babamı çağırın. Doktor yok mu? Doktor bey, lütfen söyleyin. Çocuğumuzun nesi var? Ne olmuş ona böyle? Kerem komiser, maalesef şehirdeki kaçak sünnetçi çocuğunuzu sünnet etmeye çalışmış. Ne? Kaçak sünnetçi mi? O sünnetçi kaçak mıymış? Aynen öyle Kerem komiser. Sünnet dediğin şey hastanede olur yani. Böyle testereyle falan sünnet olmaz. Allah Allah, ben bu şehrin en iyi sünnetçisiyim demişti bana. Aa, çok acıyor. Kesti beni testereyle. Kerem komiser, normalde sünnet hiç acıtmaz ya. Olur mu öyle şey? Hastanede hemen çabucak yapıyoruz biz. Allah Allah ya. Meğersem ben nereden bileyim kaçak olduğunu? Ben sana demiştim Kerem. Of ya, of. Çocuğunuzun durumu şu anda kritik. Yoğun bakımda, yaşaması için bir mucize gerek. Hayır ya, olamaz. Nedir bu çocuğun başına gelenler? Anneciğim, babacığım, hakkınızı helal edin. Hayır oğlum, böyle konuşma. Yaşayacaksın sen. Hiçbir şey olmayacak. Evet oğlum, ne olur böyle konuş.
çalışma. Sen daha büyüyeceksin. Asker olacaksın. En büyük hayalim asker olmaktı. Devletimizi, şehrimizi korumaktı. Ama belli ki bunu yapamayacağım. Ya burada öleceğim ya da sakat kalacağım. Hayır oğlum, hayır. Bunların tüm sorumlusu benim. Bunların tüm suçlusu benim. Hayır babacığım, kendini suçlama. Sen bana sürpriz yapmak istemiştin. Evet oğlum, eğer o sünnetçiyi getirmeseydim bunların hiçbiri olmayacaktı. Ben çok kötü bir babayım. Yaşamayı bile hak etmiyorum. Hayır babacığım, böyle söyleme. Hayır, dayan oğlum. Doktor bey bir şey yapın çocuğuma. Babacığım, son sözlerimi söylüyorum. Anne, baba, sizi seviyorum. Hayır, olamaz canım oğlum. Bunların hepsi benim suçum. Aman yarabbi, çocuğunuzun kalbi... Oğlum, ne olur ses ver oğlum. Merak etme oğlum, senin intikamını alacağım. O sünnetçiyi bulup ona en ağır cezaları vereceğim oğlum, merak etme. Kerem komiser, o kaçak sünnetçi yakalanmazsa çok kötü şeyler olabilir. Lütfen yakalayın onu. Keşke çocuğumu hastanede sünnet ettirseydim. Ben çok kötü bir babayım, ne yaptım ben? Şimdi o sünnetçiyi yakalayacağım. Ona çok kötü şeyler yapacağım. Doktor bey, bir şeyler yapın, iyileştirin çocuğumuzu. Maalesef Aslı polis, bu videoya 10.000 like gelmezse çocuğu iyileştiremeyiz. Arkadaşlar ne olur, bebeğim çok kötü durumda. Onun iyileşmesi için 10.000 like gerekiyor. Ne olur herkes beğeni butonuna bassın lütfen. Evet çocuklar, hepiniz hoş geldiniz bakalım dersimize. Bugünkü dersimizi bilen var mı? Ben biliyorum öğretmenim. Bugün beden eğitimi dersi işleyecektik. Evet çocuklar, bugünkü dersimiz beden eğitimi. Ama öğretmenim, dışarıda yağmur var. Nasıl işleyeceğiz ya? Of of. Of öğretmenim ya. Ne zaman beden eğitimi dersi olsa dışarıda yağmur yağıyor. Bıktım artık, yeter. Evet çocuklar, dışarıda yağmur yağıyor. Ama üzülmenize hiç gerek yok. Dersi bugün içeride işleyeceğiz. Valla öğretmenim, biz dışarıda maç yapacaktık ya. Valla sınıfın içinde nasıl yapacağız maçı? Merak etmeyin evladım, sınıfta da maç yapabilirsiniz, izin veriyorum. Ama futbol maçı değil, boks maçı. Ne öğretmenim, sınıfta boks maçı mı yapacağız? Vay cayıya. İyi de öğretmenim, nasıl olacak? Bal gibi de olacak. Sınıfta şimdi boks maçı yapacağız. Kimler kendine güveniyor bakalım. Öğretmenim, ben kendime çok güveniyorum. Yumruklarım o kadar güçlüdür ki vurduğum yeri kırarım. Vay vay vay. Bakın bana çocuklar, biz bu kasları boşuna yapmadık, anladınız mı? Öğretmenim, benim babam da polis, benim de adım bebek polis yani. Polis eğitimi aldım, o yüzden çok iyi dövüşürüm. O zaman aranızda bir tane gönüllü çıksın bakalım. Kim dövüşmek ister? Ben öğretmenim, ben lütfen öğretmenim, beni seçin, ben dövüşmek istiyorum. Vay canına rüzgar, demek dövüşmek istiyorsun evladım. Gel o zaman tahtaya, gel bakalım. Tamamdır öğretmenim, geliyorum, geçtim işte tahtaya. Aferin sana evladım. Evet çocuklar, şimdi rüzgarın karşısına çıkabilecek birisi var mı bakalım? Öğretmenim, eğer boks maçı yapacaksak ben tişörtümü çıkartıyorum yani. Kaslı vücudumu herkes görsün. Vay vay vay, demek vücuduna güveniyorsun. Çıkar bakalım evladım. İşte çıkardım öğretmenim. Nasılım ama kaslı mıyım? Şu kollara bakın, karın kaslarına bakın. Evet evladım, gerçekten de çok kaslısın. Şimdi söyleyin bakalım, rüzgarın karşısına çıkabilecek biri var mı? Valla öğretmenim, ben valla çıkmam, çok kaslıdır ya. Valla beni döver yani. Ay rüzgar, ne kadar kaslısın. Aşık oldum galiba sana. Bu ne böyle ya, çok kaslı gerçekten. Ben çıkmam hayatta, beni parçalar bu. Korkmayın arkadaşlar, fazla hırpalamayacağım size. Gelin karşıma da boks yapalım. Madem kimse çıkmak istemiyor, o zaman Rüzgar evladım, sen kendi rakibini kendin seç bakalım. Tamamdır öğretmenim. O zaman karşıma geçmesini istediğim kişi Arda. Evet, gerçekten ne güzel seçim. Arda, gel bakalım evladım tahtaya. Rüzgar'la boks maçı yapacaksın. Ne, Rüzgar'la boks maçı mı yapacağım? Ama öğretmenim. Gel bakalım, gel, ezik kürdan kollu seni. Şimdi seni çok fena döveceğim, göreceksin. Hayır ya, ben dövüşmek istemiyordum. Allah Allah, öğretmenim, ben dövüşmek istemiyorum. Evet çocuklar, tahtaya çıktıysanız dövüşmek zorundasınız. Hadi bakalım dövüşün. Hadi Rüzgar, döversin. Sen çok kaslısın. Seni destekliyorum aşkım. Ay evet, ay evet Rüzgar. Hadi döversin onu. Döversin Rüzgar. Rüzgar. Aynen, bence de Rüzgar döver. Hadi Rüzgar, hadi. Evet arkadaşlar, yorumlara yazmayı unutmayın. Arda'yı mı tutuyorsunuz yoksa Rüzgar'ı mı? Tabii ki de herkes beni tutuyor. Ben daha kaslıyım yani. Seni açıkça döveceğim ortada. Hadi bir oradan, beni destekliyor takipçilerimiz. Yorumlarda göreceksiniz. Arkadaşlar herkes yorumlara Arda yazsın.
Kardeşim ben de Yüzgar'ı destekliyorum. Bayağı Yüzgar gerçekten çok kaslı. Valla oğlum siz Rüzgar'ın kasları görmüyor musunuz ya? Arda'ya bir tane koysa valla yanın dibine sokar ha. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler abone olsun, bildirimleri açsın, videoya devam edelim. Bak gördün mü, Allah'ın ezik kardeşi seni. Kimse seni desteklemiyor, herkes beni tutuyor işte. Göreceksin şimdi, sen göreceksin. Kaslı olduğun için kendine güveniyorsun. Ama seni öyle bir döveceğim ki ağzının payını vereceğim sana. İki tarafta hazırsa dövüşü başlatıyorum. 1, 2, 3 başlayın. Gel bakalım buraya, ağzını payını vereceğim senin. Al bakalım yumruklarımı. Al diyorum sana. Aha. Vay canına. Ula oğlum Rüzgar öyle bir vuruyor ki valla benim canım acıdı ya. Ay evet Rüzgar, böyle devam et. Hadi vur ona, vur vur vur. Al bakalım ben seni döveceğim. Aha çok sert vuruyorsun. Yavaş vur Rüzgar ya, yavaş vur. Aha. Vay canına, ikisi de çok fena dövüşüyorlar. Evet vurun birbirinize, vurun. Gel buraya, seni benim elimden kimse alamayacak. Allah'ın pis eziği seni. Gel buraya diyorum, gel buraya. Al bakalım. Şimdi işini bitireceğim senin. Al bakalım. Vay canına, gerçekten de Rüzgar çok fena dövdü. Arda şu anda yere yapışmış durumda. Aha kafam, göğsüm, gözüm, her yerim acıyor. Aha. Vay canına Rüzgar, adamsın. Rüzgar, kral Rüzgar be. İyi ki dövdün onu. Ay evet Rüzgar, çok güzel dövdün. Bravo sana, kaslarına sağlık. Evet Rüzgar, bravo. Çok güzel dövdün. Valla bu saatten sonra Rüzgar benim kardeşimdir, ona göre ha. Sağ olun arkadaşlar, sağ olun. Ben çok güçlüyüm, merak etmeyin. Herkesi dövebilirim. Allah Allah, Arda'ya ne oldu ya? Evladım iyi misin? Yaşıyor musun? Öldün mü yoksa? Aha öğretmenim, yaşıyorum ama her yerim acıyor. Lavaboya gidebilir miyim lütfen? Tamam evladım, git bir elini yüzünü yıka, kendine gel. Çok fena dayak yedin nasıl olsa. Aha sağ olun öğretmenim, elimi yüzümü yıkayıp hemen geliyorum. Ay yazık oldu Arda ya, çok kötü dayak yedi. Ya arkadaşlar ne yazığı ya, üzülmeyin şu salağı, hak etti, ben de dersini verdim işte. Valla sana helal olsun kardeşim ya, helal olsun dayogle. Of ya çok kötü dayak yedim, rezil oldum herkese resmen. Ne yapacağım ben şimdi ya, ne yapacağım? He, siz de kimsiniz? Demek beni merak ediyorsun öyle mi? Ben bu şehrin en kaslı adamıyım. Vay canına, gerçekten de çok kaslısınız ya. Evet doğru, kaslıyımdır. Keşke ben de sizin gibi kaslı olabilseydim. Az önce çok kötü bir dayak yedim ve herkese rezil oldum. Demek dayak yedin öyle mi? Evet, sınıfın ortasında ezeli düşmanımdan dayak yedim. Herkes benimle dalga geçti işte. Eğer ben de kaslı olsaydım dayak yemezdim. Rezil de olmazdım. İntikamını almak ister misin evlat? Evet isterim, çok isterim. Ama nasıl alacağım intikamımı, görmüyor musunuz? O çok kaslı. Bense çok zayıfım. Merak etme. Al bakalım şunu. Eğer bunu içersen çok kaslı olursun. Ne? Gerçekten mi? Bunu içtiğimde kaslı mı olacağım yani? Aynen öyle. Sen benim dediğimi yap. Bunu iç ve sonra intikamını al. Tamamdır. İçeceğim bunu. Hemen içip kaslı olacağım. Nom 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 nom. Aferin evladım. Şimdi çok kaslı oldun. Git ve intikamını al bakalım. Gerçekten mi? Nasıl oldum? Kaslı oldum mu? İntikamımı alabilir miyim artık? Tabii ki de alabilirsin. Çünkü artık sen çok kaslısın. Hadi bakalım git. Yaşasın mı? Yaşasın. Çok kaslı oldum. Şimdi gidip intikamımı alacağım. Merak etmeyin. Bekle beni Arda. Gününü göstereceğim sana. Göreceksin. Rüzgar neredesin? Ha, bu da ne böyle? Arda ne oldu sana? Vay canına, gözlerime inanamıyorum. Arda evladım ne oldu sana böyle? Artık eski Arda yok. Yeni Arda geldi. Kaslı Arda. Vay canına, gözlerime inanamıyorum. Arda'ya ne olmuş böyle? Ay evet Arda'ya ne olmuş böyle? Çok kaslı olmuş. Son duanı et bakalım Rüzgar. İntikamımı alacağım senden. Gel buraya. Hayır Arda dur kardeşim, gelme. Anlaşabiliriz. Konuşarak anlaşabiliriz. Lütfen dur. Durmak falan yok. Sen sınıfın önünde herkesin içinde beni dövdün. Rezil ettin. Şimdi sıra bende. Ben seni döveceğim. Yapma kardeşim yapma. Elini ayağını öpeyim. Ben ettim sen etme. Arda abi ne olur abi ne olur. Hiç boşuna yalvarma. Dayağımı yiyeceksin. Gel buraya. Eyvah, Ayda gerçekten de Yüzgar'ı mahvedecek. O zaman boks maçının ikinci turu başlasın. Hayır abi ne olur gelme, vurma Arda abi ne olur abi. Aha vurma abi. Aha abi vurma. Eyvah Arda nasıl da vuruyor, vur Arda vur. Valla oğlum bu Arda'ya ne olmuş böyle oğlum ya, eşek mi yedi bu ya?
Evet Arda, vur kardeşim, mahvet o rüzgarı. Vur Arda, vur vur. Al bakalım yumruklarıma, sen bunları hak ediyorsan, anladın mı? Kafanı parçalayacağım senin, al diyorum, al. Aha, Arda abi ne olur vurma, yeter abi yeter. Vurma abi vurma. Son duanı et bakalım, işte bu. Aha, çok kötü dayak yedim, bu ne böyle? Aha, her yerim ağrıyor. Aha. Vay canına evladım, vay canına. Arda ne oldu sana böyle evladım, ne oldu? İşte öğretmenim, artık ben de çok kaslıyım, ben intikamımı alırım. Aferin sana evladım, sana beden eğitimi dersinden 100 puan veriyorum canım oğlum. Sağ olun hocam, sağ olun. Zaten 100 puan vermeseniz sizi de bir elden geçirirdim yani. Olur mu öyle şey, benim biricik öğrencim, sen beni dövme, ben sana 100 puan veririm tabii ki. Aha öğretmenim, ben kaç puan aldım peki? Seni ezik rüzgar seni, sana da 25 puan veriyorum, dayak yedin sersem herif. 25 puan mı? Of öğretmenim ya, of, o kadar dayak yedik, bari 50 verseydiniz. Konuş, seni sersem konuşma diyorum, konuşma, dayağı yedin işte, otur yerine. Arda, Arda, biricik kankam benim ya, nasıl da dövdün, ellerine sağlık Arda. Evet Ayda, çok güzel dövdün kardeşim onu, yeye yapıştıydın. Ay evet Arda, çok kaslısın, galiba sana aşık oluyorum. Evet Arda, biricik aşkım Arda. Ne oldu arkadaşlar, az önce beni ezik görüyordunuz, beni dışlıyordunuz, herkes rüzgarı seviyordu, şimdi ben kaslı olunca beni mi sevmeye başladınız? Valla olur mu öyle şey kardeşim ya, ben başından beri diyorum Arda çok güçlü diyorum ya. Hadi be oradan, bırakın yalanı, kaslı olmasaydım hiçbiriniz beni desteklemezdiniz, beni sevmezdiniz, işte kaslı olunca böyle destekliyorsunuz. Aha sattılar beni, dayak yedim diye hemen sattılar, sizin gibi arkadaş olmaz olsun. Aynen öyle, siz çıkarınız olmasa kimseyi sevmezsiniz ama böyle kaslı oldum ya, işte o zaman seversiniz beni. Hiçbirinizi sevmiyorum. Arda olur mu öyle şey kardeşim ya, senin ben kaslarını yerim. Ay evet Arda, biz seni hep severdik zaten. Yalan söylemeyen, kaslı oldum diye beni sevmeye başladınız ama bu numaraları yemeyeceğim. Gel buraya rüzgar, gel kardeşim. Arda benim biricik kardeşim, beni bırakmayacağını biliyordum. Benim tek dostum rüzgar der, sizler sahte dostlarsınız. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım, afiyet olsun. Yemekler hazır. Ya anne, bu yemek ne ya? Çürümüş et mi yiyeceğiz yine? Doğru düzgün yemek yemeyecek miyiz biz? Bak sen şu ergeleye ya, ne varmış bu yemekte? Mis gibi yemek işte, mis gibi. Ya baba, çürümüş et bu. Çürümüş etin neresi güzel ya? Yeter artık, bıktım ben bu hayattan ya. Yeter ya. Arda paramız yok eşek herif. Ne yapalım biz, ne yapalım? Evet oğlum, paramız sadece çürümüş ete yetiyor. Ye hadi. Yemiyorum işte ya, yemeyeceğim, yeter artık, bıktım bu hayattan, ben artık çok büyük bir insan olmak istiyorum. Haydi oradan hergele, o zaman çok paralar kazan da getir de bize de ver. Anne başka yemek yok mu ya, ben bunu yemem, yemek istemiyorum, yemem ben bunu. Arkadaşlar bebek Sony'in kimsesi yok, annesi de babası da onu bırakıp gitmiş. Bebek Sony'in anne ve babasını bulmak için lütfen bu videoyu beğenin ve kanalımıza abone olun. Hadi arkadaşlar, beğenip abone olursanız bebek Sonic mutlu olacak. Yok başka yemek hergele, madem yemeği beğenmiyorsun defol bu evden, defol. Kovuyor musun beni baba? Aynen öyle, kovuyorum seni. Madem bizi beğenmiyorsun defol o zaman bu evden, defol. Vay be, demek öyle baba. Tamam, beni evden kovuyorsunuz, ben istenmediğim yerde durmam. Vay be, tamamdır, gidiyorum işte. Ben istenmediğim yerde durmam, anladınız mı? Gidiyorum. Defol hergele, bir daha da sakın geri gelme. Ay fakir, niye kovdun çocuğu? Merak etme Miray, akşam olunca yine gelir nasıl olsa. Of ya, bıktım bu hayattan ya, her gün çürümüş et yemekten çok sıkıldım. Babam da evden kovdu, ne yapacağım ben şimdi, karnım da zaten çok aç. Acaba şu marketten biraz yiyecek istesem bana verir mi? Şansımı deneyeyim, belki de bana yemek verirler. Evet buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Merhabalar abi, babam beni evden kovdu, sokaklarda kalıyorum, karnım çok aç. Yani? Yani bana bir parça kuru ekmek verebilir misiniz, onu sormak için gelmiştim. Paran var mı bakalım? Hayır abi, param yok, o yüzden sizden istiyorum zaten, karnım çok aç, bir parça kuru ekmek olursa lütfen. Ulan velet, burası hayır kurumu mu ha, defol git dükkanımdan, çabuk çık dışarı. Bir parça kuru ekmek istedim yani, canınızı mı istedim, niye böyle davranıyorsunuz? Ulan hergele, sen laftan anlamıyor musun, burası hayır kurumu değil, defol diyorum sana, yoksa seni döverim. Vay be, bir gün çok büyük bir adam olacağım, yutturacağım sana bu lafları, görürsün sen, görürsün. Ulan bas git, hergeleye bak, sokaklarda yaşıyor, büyük adam olacakmış.
Of ya, bir parça kuru ekmek istedim, onu bile vermediler. Eyvah, olamaz, yağmur da başladı. Ne yapacağım ben şimdi? Koşar da koş. Hemen bir yere saklanmam lazım, ıslanıyorum. Şu evin bahçesine saklanayım bari, oraya yağmur gelmiyor. İşte tamamdır. Yağmur durana kadar burada bekleyeyim, en azından buraya yağmur gelmiyor. Eyvah köpek, köpeği varmış bu evin. Sakin ol köpekçik, sakin ol, size zarar vermeyeceğim, hırsız değilim ben. Hey karabaş, oğlum niye havlıyorsun oğlum? Lan seni hergele, benim evimin bahçesinde ne işin var ha? Abi ne olur bana zarar verme, dışarıda çok kötü yağmur yağıyor, babam beni evden kovdu. Ben de yağmurdan saklanmak için sizin bahçenize girdim. Yalan söyleme hergele, benim evime hırsızlık yapacaktın değil mi? Köpek niye havlıyor? Hayır abi, gerçekten ben sokaklarda kalıyorum, yağmurda ıslanmamak için buraya saklandım. Lan velet, defol git evimin bahçesinden, seninle mi uğraşacağım he? Abi ne olur kovma beni, ben sokaklarda kalıyorum. Yağmur dinene kadar senin evinde kalsam olur mu, sıcak sıcak? Lan hergele, seni döverim, sen ne istiyorsun, dayak mı istiyorsun sen? Abi gerçekten kötü bir niyetim yok, çok üşüdüm, yağmurda ıslandım, birazcık ısınayım sonra giderim, olmaz mı? Aha, abi dur vurma abi, aha, abi dur vurma ya, vurma. Bir daha sakın evimin bahçesine girme, hergele seni, gel burayı. Abi dur. Şimdi defol buradan, bir daha da sakın geri gelme. Aha, göreceksin sen, göstereceğim sana gününü, göstereceğim. He, lan Arda bu timde lan. Ne gülüyorsun Rüzgar, çok mu komik he, çok mu komik? Aynen oğlum, çok komik, şu yüzünün halini görmüyor musun, dayak mı yedin lan? Bana bak Rüzgar, benimle dalga geçme, zaten daha yeni dayak yedim. Oğlum seni zaten döven dövene şamaroğluna dönmüşsün lan ezik. Bak Rüzgar, seni uyarıyorum, benimle böyle konuşma, ileride çok büyük bir adam olacağım, seni mahvederim. Ya hadi oradan oğlum, zaten duydum, sokağa atmış baban seni, sokak çocuğu olmuşsun. Evet bugün sokak çocuğuyum ama yarın bir gün mafya çocuğu olduğumda ne yapacaksın bakalım. Ya yürü git oğlum ya, mafya olacakmış, senden olsa olsa çöpçü olur lan, çöpçü. Sen dalganı geç bakalım Rüzgar efendi, ben mafya olduğum zaman göstereceğim sana. Aynen canım, aynen. Görüşeceğiz seninle oğlum, görüşeceğiz seninle. Bekle sen ezik. Allah'ım yarabbim ya, dayak yemiş bana artist yapıyor. Bir tane çakacağım, görecek şimdi. Benim bir şekilde mafya olmam lazım. Hepsine haddini bildireceğim. Hey genç adam, dur bakalım. Hı, efendim abi, siz de kimsiniz? Az önce konuşurken seni duydum. Mafya mı olmak istiyorsun bakalım? Evet abi, kimse beni anlamıyor. Herkes beni eziyor. Ben de çok büyük bir mafya olup onlardan intikamımı almak istiyorum. Vay vay vay. Ben de küçükken senin gibiydim. Sonradan büyük bir mafya oldum. Gerçekten mi abi? Bana da söyler misin? Nasıl mafya olabilirim? Gel bakalım ufaklık. Ben seni anlıyorum. Seni mafya yapacağım. Hı, gerçekten mi abi? Beni mafya yapar mısın? Çok sağ ol abi, çok sağ ol. Çok güçlü bir mafya olacaksın ve herkes senden korkacak. Herkesten intikamını alacaksın. Tamamdır abi, hadi gidelim, mafya yap beni. İlk önce sana güzel bir kıyafet alalım, hadi gel benimle. Nasılım abi, mafyaya benzemiş miyim? Mafya takım elbisesi giydim. Evet, ilk adımı tamamladın. Mafya kıyafetlerini giydin. Şimdi sıra arabada. Hı, arabamda mı olacak? Yaşasın. Tabii ki, arabasız mafya olmaz. Gel bakalım. İşte bu da yeni araban. Bu araba artık senin. Vay canına, arabanın güzelliğine bak, Mercedes. Hadi bakalım, artık hazırsın. Arabana git ve herkesten intikamını al. Çok sağ ol abi. Senin sayende mafya oldum. Senin borcunu en kısa sürede ödeyeceğim. Hadi bakalım. Özel şoförün seni istediğin yere götürecek. Vay canına be. Özel şoförüm bile var. Özel şoför, sür bakalım. Gidiyoruz. Markete sür. Emredersiniz efendim. Sürüyorum. Şoför, şu ilerideki marketin orada dur. Orada bir işim var. Tamamdır efendim. Sizi burada bekliyorum. Evet, şuradaki işimizi tamamlayalım. He, buyurun efendim. Marketçi, beni hatırladın mı? Ben fakirken, sokakta kalıyorken senden ekmek istemiştim. He, evet hatırladım. Sen o sokak çocuğusun. Bak gördün mü? Çok büyük bir mafya oldum. Senden intikamımı alırım demiştim. Vay canına, gerçekten de mafya olmuş. Çok özür dilerim. Çok pişmanım. Sen bana bir parça kuru ekmek bile vermemiştin.
vermiştin, hatırladın mı? Şimdi bunun hesabını ödeyeceksin. Abi yalvarırım, bana zarar verme. Ne olur abi, ne olur, çok pişmanım. Şimdi burayı satın alıyorum ve seni de kovuyorum. Hadi yürü. Ne olur abi, ne olur, burayı alma. Burası benim ekmek teknem, ne olur. Burayı satın aldım ve seni kovdum. Defol buradan, defol. Hayır, olamaz. Tamam der, ilk intikamımı aldım. Şimdi sıra diğer intikamı almakta. Hey şoför, şu ileride evin önünde dur bakalım. Orada bir işim var. Ben sizi burada bekliyorum efendim. Bu adam beni sopayla dövmüştü. Aç şimdi kapıyı. Kim ulan bu yine? Ha? Hatırladın mı beni? Yağmurda senin evine sığınmıştım. Sen de beni sopayla dövmüştün. Evet evet, hatırladım. Ama sana ne oldu böyle? Ben artık çok büyük bir mafya oldum. İntikamımı alırım demiştim. Ha, ne olur bana zarar verme. Ne olur. O gün bana yardım etmedin. Üstüne üstlük beni dövmüştün. Şimdi bu evi satın alıyorum ve seni sokağa atıyorum. Ne olur beni sokağa atma. Bu ev olmazsa ben nerede kalırım? Orası beni ilgilendirmez. Artık bu ev benim. Defol. Lanet olsun. Olamaz. Hayır. Bu işte tamam. Geriye sadece Rüzgar kaldı. Bekle beni Rüzgar. Geliyorum. Hadi şoför, okula sür. Rüzgardan intikamımı almam lazım. Hızlı ol. İşte efendim geldik. Vuy ola oğlum, şu arabadan inene bakın oğlum. Arda değil mi? Hı, Arda bu ama nasıl? Selamun aleyküm gençler, nasılsınız? Ay Arda çok havalısın, sen mafya mı oldun? Bayıldım. Ay evet Arda, harikasın. Evet artık mafya oldum ve tek tek intikamımı alıyorum. Şimdi de buraya Rüzgar'dan intikam almaya geldim. Arda kanka, ne intikamı oğlum ya, ne intikamı kanka, biz arkadaşız. Demek arkadaşız öyle mi? Ben dayak yediğimde, sokakta kaldığımda bana yardım etmedin. Benimle dalga geçtin. Ya kanka şakasını yaptım kanka ya. Ben yardım edecektim zaten kanka. Hadi be oradan, benimle dalga geçtin. Seninden intikamımı alacağımı söylemiştim. Ula oğlum, Arda şimdi Rüzgar'ı tavuk gibi öttürecek ya. Arda kanka, aramızda halledelim ya. Ne olur kanka ya, rezil etme beni, kızlar da var. Yok öyle kurtuluş. Ben artık mafya oldum. İntikamımı alırım. Ay Rüzgar, ne oluyor sana? Korkuyor musun yoksa? Ay evet, korkak Rüzgar. Ya kanka, kızların yanında beni rezil etme ya, ne olur ya, ne olur. Yok yok, hemen şimdi tavuk gibi gıdaklamazsan kafana bu silahı dayıyorum. Tavuk gibi gıdaklayayım mı oğlum, kızlar var ya, sonra yapayım ne olur. Üçe kadar sayıyorum. Bir. Tamam oğlum ya, tamam ya, sayma. Gıt gıt gıdak, gıt gıt gıdak, gıdak. Vuy ula oğlum, Rüzgar'a bakın oğlum, gıt gıt gıdak diyor ya. Ay Rüzgar, sen tavuk musun? Ay evet Rüzgar, tavuk gibi ses çıkartıyorsun, korkak tavuk. Neymiş Rüzgar efendi? Böyle herkesle dalga geçmeyecekmişsin. Ya oğlum ya, gıt gıt gıdak, yumurtam sıcak. Ula oğlum, yumurtluyor bu Rüzgar ya. Aferin, bu saatten sonra benim hizmetçimsin, anladın mı? Tamam abi, tamam, ne olur bana zarar verme, mafya Arda abi. Beni yenemezsiniz. Evet, yenemeyiz. Ama o yenebilir. Ne? Hayır, bu gerçek olamaz. Yaşasın, sonunda kurtulacağım ya, yaşasın. İşte şimdi sonun geldi. Şimdi bu köpek seni öyle benzetecek ki doğduğuna pişman olacaksın küçük pisicik. Aynen öyle. Benim çocuğumu kaçırmak ne demek? Göreceksin. Köpek seni ısıracak. Hayır, bana bir şeyler oluyor. Hayır. Bayılıyorum. Hüsamettin oğlum, fırsat bu fırsat. Hadi atla oğlum. Hadi oğlum, gel yanımıza. Geliyorum babacığım. Geliyorum babacığım. Bekleyin. Geliyorum işte. Aferin benim oğlum. Aferin. İşte böyle. Kurtardık seni canım oğlum. Babacığım çok korktum ya. Kartın kedi beni yiyecek sandım. Artık korkmana gerek yok oğlum. Biz seni kurtardık. Merak etme sen. Ne oldu buna? Bayıldı. Kalp krizi geçiriyor galiba. Karşımda koca köpek görsem ben de kalp krizi geçiririm. Artık kurtulduk ondan, yaşası. İşte böyle. Bizimle uğraşanın sonu bu olur Cartoon Cat. Gördün mü? İşte böyle ölürsün. Oh lanet kedi, artık bizimle uğraşamayacak. Bizimle baş etmek neymiş gördüm. Hayır olamaz. Vay canına, şuna bakın. Cartoon Cat eski haline döndü. Küçüldü ya. Ne oldu buna ya? Kalp krizi geçiriyor galiba. Yardım mı etsek, anlamadım ki. Hayır, bırakın ölsün. Yine bize kötülük yapar yoksa. Aynen öyle fakir. Sakın ona iyileştireyim deme. Yoksa yine bize kötülük yapmaya devam eder. Bırak kendi haline. Hayır olamaz Cartoon Cat. Aşkım iyi misin? Hayır.
Cartoon Cat uyan. Arkadaşlar selam. Bu videoda kullandığım Cartoon Cat modunu sizinle paylaşacağım. Yapmanız gereken tek şey bu videoya like atmak ve kanalımıza abone olmak. Bunları yapanlara Cartoon Cat modunu vereceğim ama yapmayanlara vermeyeceğim. Ona göre hadi videoya devam edelim. Babacığım uyan. Ne oldu sana? Canım babam. Hayatım iyi misin? Aslanın durumu nedir? Yaşayacak mı? Ne olur bir şey söyleyin. Aslan geldiğinde kalp krizi geçirmişti. Gerçekten çok zor bir durum. Kalbi çok zorlanmış. Yani ne oldu ki ona? Herhalde korkudan kalp krizi geçirdi. Biz de anlamadık. Çok büyük bir travma geçirmiş demek ki. O yüzden kalp krizi geçirmiş. Şu anda kalp ameliyatı yapıyoruz kendisine. Bakalım inşallah iyileşir. Doktor bey ne olur iyileştirin kocamı. Ne olur ne isterseniz veririm size. Aynen doktor amca ya. Ne olur babam iyileşsin ya. Ben babam olmadan ne yaparım? Endişelenmeyin siz de. Kocanız şu anda kalp ameliyatında ama ameliyattan çıkamayabilir. Yani masada kalabilir. Hayır, gerekirse kalbimi bile veririm. Ne olur yaşatın onu. Sadece yaşasın. Başka bir şey istemiyorum. Aynen doktor bey. Kalp, kan ne istiyorsanız veririz yani. Yeter ki yaşatın onu. Küçük çocuğu babasız bırakmayalım. Tamamdır. Bir şeye ihtiyacımız olursa biz size haber veririz zaten. Tamamdır doktor bey. Siz de gidin. Hadi ameliyata gidin. Burada oyalanmayın fazla. İyileştirin onu. Allah kahretsin. Hayır, olamaz. Hayır, hayır. Hemşire çabuk elektro şok cihazını getir. Hastayı kaybediyoruz. Çabuk ol, çabuk hadi. Tamamdır şu cihazı şöyle takalım. Evet şunu da şöyle. Hayır olamaz. Neden işe yaramıyor bu? Hayır kalbi durdu tamamen. Hemşire bir şeyler yap ya ne yapacağım? Doktor sizsiniz ya. Doktor bey biz ne yapalım? Biz hemşireyiz. Ya siz nasıl hemşiresiniz? Adam ölüyor bir şeyler yapsanıza. Doktor bey biz ne yapalım ya? Biz bir şey bilmiyoruz ki. Sadece işim. Sizin istediklerinizi veriyoruz. Bizim görevimiz bu. Allah Allah ya. Hastayı kaybettik. Ne yapacağız şimdi? Nasıl söyleyeceğiz ailesine? Vallahi ben söylemem doktor bey. Siz söyleyin. Ulan sizin ben var ya. Neyse ben söyle. Yemeğe gidiyorum. Hastayı birazdan morga alırsınız siz. Maalesef hastayı kaybettik. Heh doktor geliyor işte. Evet Cartoon Cat'in yakınları. Evet doktor bey biziz. Ne olur yaşayacak deyin. Ne olur ameliyat iyi geçti deyin. Doktor amca babam yaşayacak mı ya? Söylesenize. Öncelikle sakin olmanızı istiyorum. Sakın aşırı tepki vermeyin. Ama elimizden gelen her şeyi yaptık. İnanın bana elektroşok bile verdim. 10 kez verdim ama hiçbir işe yaramadı. Nasıl yani? Öldü mü şimdi benim kocam? Hayır. Maalesef Cartoon Cat hakkın rahmetine kavuştu. Maalesef kurtaramadık onu. Cenaze işlemleri için birazdan morga aldık onu. Hayır bu bir şaka değil mi? Hayır ne olur şaka deyin bana. Ölmedi deyin. Doktor bey nasıl olur ya? Nasıl ölür ya? Kalp krizi geçirince hemen ölür mü ya? Böyle bir şey olamaz ya. Kardeşim bu kedilerin 9 yanı olmuyor mu ya? Nasıl öldüler hemen? 9 yanı yok mu bunun? Evet fakir bey kedilerin 9 yanı oluyor. Ama daha öncesinde zaten 8 yanını da kullanmış yani. Bu son canıymış. Öldü şimdi. Hayır ya olamaz ya. Nerede kullandı bu 8 yanını ya? Salak ya. Oo. Fakir bey ölünün arkasından konuşmayın bence. Ya sus be sen de. Sus be. Hiçbir şey beceremiyorsun. Kimi getirsek ölüyor ya. Bir kere de kurtar be kardeşim. Bir kere de kurtar ya. Yani fakir bey biz elimizden geleni yapıyoruz. Hayır ya olamaz ya. Benim kocam nasıl ölür? Babacığım. Hayır hayır ya kocacığım nasıl ölürsün? Bizi neden bırakıp gittin? Olamaz. Ufaklık. Sen hiç üzülme olur mu? Bak oğlum arkadaşların olacak, okulun olacak. Üzülme başına. Baban öldü evet çok üzücü. Ama maalesef ölenle ölünmüyor. Aynen öyle. Ölenle ölünmüyor. Ölenle ölünseydi şu an siz de ölmüş olurdunuz zaten. Ya Tepegöz bir dur ya. Ortalığı karıştırma sen de ya. Allah Allah. Burası da neresi böyle? Çıkarın beni buradan. Neredeyim ben? Ne oluyor ya? Mezardan sesler geliyor. Çıkarın beni buradan. Çıkarın çabuk. Nereye koydunuz beni? Lanet olsun peri geldi. Perisi geldi onun. Ruhlar bastı burayı. Allah Allah ya bu ses de nereden geliyor böyle? Nasıl bir ses bu? Beni buraya kim koydu? Çıkartın beni. Nefes alamıyorum burada. Öleceğim. Anne babamın mezarından sesler geliyor. Galiba ölmemiş babam. Hemen kazın mezarı. Ama doktor öldüğünü söylemişti oğlum. Allah Allah perisi mi geldi acaba? Ben kaçıyorum. Cinler geldi buraya. Allah Allah ya. Kasak mı bir mezarı? Vallahi ben de merak ettim. Bu sesler ne ya? Çıkartın beni buradan. Sersemler çıkartın. Çekilin hemen kenara. Çekilin. Ben kazacağım şimdi mezarı. Çekilin. Çekilin bakayım şöyle kenara. Kazalım şöyle. Tamamdır. Şurayı da kazalım. Evet işte. Oldu. Oh sonunda temiz hava alabiliyorum. Sizi sersemler. Beni neden mezara koyuyorsunuz? Bayılacaktım nefessizlikten. Ama nasıl olur? Sen ölmedin mi? Vallahi üzülsem mi? Sevinsem mi? Bilemedim ya. Ölmedim tabii. Gerizekalılar. Ben kediyim. 9 canım var. Lan o salak doktor bana öldüğünü söylemişti ya. Hepinizden intikamımı alacağım.